Osman abi TV'den herkese günaydınlar, selamlar. Terlik ıslakmış. Olmadı, ben de terliksiz çıkacağım. Ayağımı ıslattım ya videoyu açar açmaz. Ya bu şanssızlıklar, bu acayiplikler yani. Üst üste geliyor. Yani bundan önceki yayınladığım videoyu yayınlamak zorundaydım kardeşler, biliyorsunuz. Artık yani gırtlağa dayandı yani. Siyaset yapıyorsun, yok onu diyorsun, yok bunu diyorsun. Yani bu terbiyesizlerin işi gücü adam fişlemek. Zaten bu evet demediyse yani hayırcıdır o zaman. Hayır dediğine göre yok şöyledir, yok şu partilidir, yok bu partilidir. Kardeşim ben her zaman söylediğim gibi ben parti tutmuyorum. Ne sağcı ne solcuyum. Üzgünüm yani, hani fişleyemiyorsunuz, hani gayret gösteriyorsunuz ama fişleyemiyorsunuz. Hani tabi bu da rahatsızlık veriyor. Ama ben açıkça söylüyorum. Açıkça söylediğim halde bile yani adamlar inanamıyor. Yine de fişlemek için yer arıyor. Artık fişleyecekleri bir yer bulamadılar. Yok sen karıyı çalıştırıyorsun. Ulan ne terbiyesizsiniz siz ya. Bir de diyor ki hani bir de demiş ki yani yarın bizden bahseder. Bir de eleştirilere açığım der. Ulan terbiyesiz, karımı kızımı eleştirme hakkını sana kim verdi? Bir de işinize gelmedi mi diyorsunuz, lan burası akvaryum kanalı, onu konuşma, bunu konuşma. Konuları dışarı taşıma. Sen nasıl taşıyorsun? Ya ne çakalsınız var ya siz, Atatürk düşmanları sizi. Ben sizin ruhunuzu biliyorum, ruhunuzu. Yani durum bu kardeşler, bir daha bu konuları açmayın lütfen. Bir insanı yani ben iyi anlayabilecek kardeşlerimi uyarıyorum yani. Ötekilerden ümit yok. Hani kimseyi zorla onu yap, bunu yap, bunu sev, bunu şey yap diyemeyiz. Ne haddimize? Yani kimseye yok şu yola gir, bu yola gir. Ama ne yazık ki ben onların fişleyebileceği türde bir adam değilim. Çünkü ben bir parti tutmuyorum. Bir görüş savunmuyorum. Yani savunduğum şey insanlık, bilim. Mustafa Kemal Atatürk, bütün dünyanın kabul etmiş olduğu, eşi benzeri olmayan bir rütbeye sahip, bir liderlik vasfına sahip, birçok ülkede derslerde konu olarak okutulan hayatı, bir liderin izinden giden bir Türk evladıyım. Savunduğum şeyler bunlar. Yani bunların üstüne tabii bulamıyorlar, bir şey bulamıyorlar. Adamlar yok sen çalışıyor musun? Benim maddi durumuma taktı, karıma taktı. Yani fişleyecekleri yer yok. Hani kafalarında bir şey oturtamıyor. Ha. Şimdi zihniyet şöyle, beyin şöyle çalışıyor. Hani diyor, lan bu kapitalizmi sevmiyor. Tamam o zaman bu komünist ama değilim. Bu işte hayır demiş. O zaman bu CHP'li ama değilim. MHP'li değilim. HDP'li hiç olmadım, şükürler olsun hiç değilim. Yani bunlardan vazgeçin artık. Açıkça söylüyorum ya. Hani bir siyaset demek, siyaset yapmak demek. Bir partinin propagandasını yani reklamını, şu parti iyi, bu parti hepsinden iyi gibi bir reklam yaptım mı ben ya? Bir tane insan evladı söylesin. Yapmam çünkü hiçbirini tutmuyorum yani. Tutsam da yapmam yani kanallarımda falan. Bu sıktı artık ya, siyaset yapma, siyaset yapma. Atatürk'ü seviyoruz, hop siyaset yapma, elektrik kesildi, siyaset yapma. Ulan söylediğim her şey gerçek, ispatlanmış, doğru. Hem de ülkeyi yönetenler tarafından söylenmiş yani. Bu kadar olmaz ya. Bu kadar yani bir insanın üstüne. Ulan 4000 abone olmadım daha ya. Bu kadar ne bu kıskançlık ya? Bu kadar ne bu kıskançlık ya? Yani sanki trilyonlar kazanıyorum ben buradan. Adamlara bak ya. İnsan fişlemek. Ulan bir kalkın sabah dediğim gibi bir besmele çekin. Bugün insanlık adına ne yapabilirim? Ne edebilirim? Bunların işi gücü kalkıp adam fişlemek. Bu öyle, bu şöyle. Bu bunu dedi, bu şunu dedi, bu bunu dedi. Yok bizim tarafımız bu. Sen onlara laf ettin. Ama ben öteki tarafa da laf ediyorum. Onlardan hiç ses çıkmıyor. Yani. Benim kanalımı izleyen Kürt kardeşlerimiz de var. Ne bileyim yabancılar var. Ermeniler var. Norveç'ten izleyenler var. Amerika'dan izleyenler var. Ben bunlarla görüşüyorum. Yani bunlar niye demiyor? Ya sen Türk'üm diyorsun. Irkçılık yapıyorsun. Niye demiyorlar? Ya ben Türk'üm. Bunu değiştiremem ki. Bunu saklayamam ki yani. Ama ben bunu derken diğer insanları ezerek söylemiyorum. Veya hani bunu ezici bir şekilde lanse etmiyorum. Yani siz demek ki sizin bir yaranız var, bir gocunmanız var bir yerden. Ondan böyle taktınız bana.
Ha ben tabii böyle son durumlarda abiyiz kardeşiz dedik yani. Boşuna mı söyledik bunu? Böyle kolay mı oluyor? Hediyeler dağıttık, sevgimizi paylaştık, bilgimizi, ürettiğimiz şeyleri paylaştık. Ha böyle bir şey yok ki ya. Bu abi kardeş dedik. Yani öyle lafta. Sen benim abimsin. Bitki gönder. Tamam eyvallah. İşim bitti. Hadi yallah. Ne güzel lan dünya. Vallahi ne güzel yani. Böyle abi kardeşlik ne güzel. Yani abi kardeşiz dedik. Bazen böyle 34 yaşındayım yani bir birey olarak ülkemi seven bir vatandaş olarak ülkemde olup bitenlerden etkileniyorum. Bazen de böyle sizinle videolarımda dertleşiyorum, söyleşi yapıyorum. Ha, ama demiyorum ki aman buna gelin, buraya inanın, buraya bağlanın, bu noktada durun. Sizi çağırdığım tek nokta bilim. Bilimle uğraşın. Ha, ama adamlar bilimin bile ne olduğunu bilmiyor. Bari ilimle uğraş diyor yani. Adam daha onu bilmiyor. Yani eminim ki siyasetten de anlamıyordur. Siyaset yapma dediğine göre siyaset yapmadığım halde siyasetin ne olduğunu da bilmiyordur mutlaka. Zaten bir kitap bile açıp okumuşluğu yoktur eminim. Ve bunlara saygı göstermemiz bekleniyor ne yazık ki. Böyle bir ülkede yaşıyoruz yani. Akvaryum odasında terasta durumlar böyle. Benim durumum şey çok sıkıntılı. Yani görüyorsunuz benim karıma varana kadar fişlemeye başladılar. Dün bir kuzenim yine o hani iki tane kaplumbağa getirecek demiştim. Biri kaçmış, birini getirdi sağ olsun. Halamın kızı. Şimdi bunu Kayhan kardeşime vereceğim söz verdiğim gibi Florya'daki. Cinsiyetini bilmiyorum ama yarın muhtemelen vereceğim. Onunla bugün irtibata geçeceğim. Vallahi kardeşler, dediğim gibi siz olun, bunlara uymayın. Siz insanlık adına işler yapmaya çalışın. Sadece kendinizi düşünürseniz böyle saçmalar durursunuz yani hayatta devamlı. Veya başkalarını böyle kafaya takarsanız, yok param var mı, para nereden geliyor, yok senin görüşün ne, bilmem ne, sen şusun, sen busun. Bırakın bu işleri ya. Üretmeye bakın, üretmeye kardeşler. Üretmeye bakın ya. Beni bırakın, insanları bırakın. Kim ne yaparsa yapsın ya. Benden duydunuz mu? Hiç yok bu kardeşimizin karısı şöyle, bilmem nesi böyle. Ya bunlar ne kadar iğrenç şeyler, ne kadar ayıp, ne kadar çirkinleşmeye başladılar yani. Ya bir de kıvırıyorlar da kıvırıyorlar yani. Kıvırıyorlar da kıvırıyorlar üstlerine gittikçe. Kıvırıyorlar da kıvırıyorlar. Neyse güzel kardeşler. Vallahi ben içimi döktüm. Durumlar böyle. Devam edeceğim. Tekrardan merhaba güzel kardeşler. Biraz sessiz konuşuyorum. Aşağıda Aybüke duymamalı. Burada da babam uyuyor. Burada bir ufaktan bir dip çekimi yaptım şu kenarlardan doğru. Ama yine yapacağım. Çok da bulandırmayayım dedim suyu. Balıklar mutlu gözüküyor vallahi, bir sıkıntı yok çok şükür, yavrular mavrular. Bakın şöyle çekeyim de. Büyümüşler ya. Maşallah maşallah. Yani şurayı da paylaşayım dedim. Bir de buradaki lepisteslerimize bakalım. Burada da durumlar güzel. Mikraların içinde hala karidesler devam ediyor. Bir kardeşim şey demiş, robot gibi çıkıyor sesin. Vallahi kameranın şeyine bir sünger yapıştıracağım olmadı ya. Çok hassas mikrofonu. GoPro 5 olduğu için yani. Buradaki karidesler mutlu. Betalar mutlu. Molimiz gayet iyi. Şimdi tabii muhabbetlerimize bakalım. Yuvanın içine girmiyorlar kardeşler. Ne hikmetse bunu anlayamadım. Kafesin yerini çok değiştiriyorsunuz. Evet değiştirdim. Haklısınız. Ama burada sabit tutacağım. Hem benimle içli dışlı olsunlar. Hem de şu yuvaya nasıl sokacağım bunları bilmiyorum. Bilgisi olan kardeşler beni aydınlatırsa sevinirim. Ha bir de şey. Şu saklama kabını ben kuzenime dedim. Yani geri veririm falan. Yok lazım değil dedi. Bir tane daha yani saklama kabı akvaryumumuz oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi durumlar böyle. Ha çok soru geliyor abi, ne bitkileri satıyorsun? Ben şu anda sadece su marul var. 5 kök 20 liraya veriyordum ama isteyene artık 8 kök vereceğim 20 liraya. Yanında da su mercimeği ve Azolla Carolina hediye veriyorum. Bir avuç kadar falan böyle. Onu da söyleyeyim.
Güzel kardeşler, her zaman dediğim gibi diğer YouTuber kardeşlerimiz kim olursa olsun, en azından böyle bilimsel şeyler, kültürel, insanlığa katkısı olan şeyler, işte akvaryum olur, kuş olur, pet hayvanları olur, ne bileyim bitki yetiştiriciliği olur, kimya ile ilgili olur, biyoloji ile ilgili olur, böyle kanallara girdiğiniz zaman lütfen bir kere reklamları tıklayın. Ayrıca böyle emek sarf edilmiş videolarda lütfen like butonuna basın. Bize verebileceğiniz en büyük destek bu olur. Yani insanları görüşüyle, duruşuyla, inanışıyla, sevdiği şeylerle sessiz olun, yargılamayın. Özel Facebook'larına girip bu şöyle dedi, bu böyle yaptı, bu böyle. Bunlar çok ayıp şeyler güzel kardeşler. Yani bunlar ayıp ve suç yani hatta. Aa, bu adam böyle yani, bir sürü YouTuber var. Adamlar özel hayatlarında abuk subuk şeyler yapıyorlar. Abuk subuk şeyler. Ben hiçbirinin daha adını zikretmedim yani. Hatta kanallarında bile bomboş videolar çekiyorlar. Yani gençliği uyutmak adına olsun. Boş boş şeylere, çılgınlıklara sevk etmek olsun. Ama onları bile ben kötülemek istemiyorum yani isimlerini zikrederek. Sonuçta onlar da bir emek sarf ediyor ama tabii boş şeylere, kendilerini düşünerek, kendi rantlarını, çıkarlarını düşünerek yaşıyorlar. Durum bu. Sizleri seviyorum. Like butonuna basmayı unutmayın. Reklamlara tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Yani lütfen şu siyaset yapıyor muhabbetini de yani sıktı artık, anlamışsınızdır. Ya beni isyan ettirdiler yani. Sonunda bunu da burada kapatalım gitsin yani. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın kardeşler.